Merhabalar sevgili çiçek dostlarımız, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bahçemin böyle bembeyaz halini ilk defa görüntüleyeceğim size. 7. kış ki sanıyorum 2 ya da bu 3. olmakta böyle beyaz olarak. O yüzden bunun böyle bahçemin beyaz görüntüsünü sizlerle görüntüleyeceğim ama önce şöyle Buhur Meryem, yani sıklamen çiçeğimin haline şöyle bir bakın renk olarak, sonra tamamen beyaz görüntülere geçeceğiz. Şöyle bakın, burada kuyruklu kaktüsü sardım. Birçok koruma tedbiri aldım bitkileri ama yine zaman zaman kenarda köşede kalanları da yine sarmaya çalıştım. Yani elime ne geçtiyse yerlerde, birçok köşede sardunyalar vardı. Onları mümkün olduğunca sardım ama bir o kadar daha açıkta kalmakta. Kökleri sağlam kalırsa bizimledirler muhakkak. Şurada poligalayı görüyorsunuz. Akdeniz iklim bitkisidir. Donar ama bilmiyorum ne olacak. Şimdi bir iyi bir sınavdan geçmekte. Geçen o kışlarda 6-7 yıldır burada bu. O zaman sarmıştım. Küçüktü ama. Şimdi sarmam mümkün değil. O şekilde şurada begonvilim var, kırmızı begonvilim gövdeden sardım. Bakacağız, bahçemde diktiğim bazı Akdeniz iklim bitkileri bir sınav veriyor. Hemen karşınızda gördüğünüz Bodur acemborusu zaten hasar gördü geçenki donlarda ama şimdi bu donlarda ne yapar bilmiyorum. Şöyle bahçeye azıcık bir ineyim ben. Evet, bahçeye inmeden şöyle pencereden köşedeki çiçeklerimin şöyle nasıl örttüğümü görün. Şu karşıda begonvil var. Mavinin yanında mavisi. Kral tacı. O da çok aşırı donlarda dayanmaz. Şöyle masa örtüleri örttüğüm şöyle heykel gibi o kızılcık. Neden örttüm? Kızılcık dayanıklı elbette ama çiçek açmıştı. Yani bundan önceki dönemlerde bir bahar havası vardı. Bitkiler aldanıp bir şekilde çiçek açtı. Erik ağacı da aşağıda aynı şekilde. Onu da elimden geldiğince sardım. Şöyle bakın, kelebek çalısı silüeti. Hemen burada gördüğünüz sinameki çatı altında. Budamadığım dallar bunlar. Çiçekliydi, budamamıştım. Diğer şey boylar, klematisler açıkta. Bu şekilde bakın. Şimdi alt bahçeye geçelim. Evet, hemen kapı önüne geldik. Burada sukulent kaktüs var. Şu anda iyi durumdalar. Üzerine yağmıyor çünkü. Burada bir mandalinamız var. Şöyle abutilonlardan korkuyorum. Onları örtmemiştim, sarmamıştım. Yaz boyu harika görüntüler verdi bize ama şöyle gövde kısmını sardım. Şey dayanmaz, kelebek çiçeği de deniliyor ama ipek otu çiçeği arkadaşlar. İpek otu, onu da sardım. Yani sarabildiklerimi sardım. Gardenya'yı sardım. Bilmiyordum çok eksilerde donar diye. Böyle bu şekilde örttüm. Hatta bir de onları da belki biraz siper olur diye o şekilde koydum. Şöyle bakın bahçenin durumuna. Galalar var orada. Soğanlı türler. Şeftali ağacı ve zeytin ağacı. Onlar dayanıklıdır. Şu şekilde bahçemin beyaz halini görün. Mor salkım sarmaşığı şu şekilde gidiyor. Böyle gidelim. Evet, en çok değerlilerimden mavi kelebek. Hem çuvala sardım hem de pet şişe geçirdim. Ondan hiç tutturamadım arkadaşlar. Dolayısıyla giderse çok üzülürüm. Şöyle gelirsek uyuyan güzel, hani kırmızı kırmızı çiçekleriyle. Onu da bu şekilde sardım. Bazı çiçeklerim bu şekilde. Şöyle bakın. Kayısı ağacı. Bu karı ilk defa, yani yıllardır gerçekten çok özlem doluyum. Çünkü öyle kar olan yerlere de gitmek de gidemedim. Şöyle tel örgü de hoş gözüküyor. Şurada bir sedum palmer. Burada küpelilerim var. Onlara da poşet geçirdim arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ortancalar açıkta. Şöyle bakın çok hoş. Ay şeyi toprağı da bozma. Karı bozmak istemiyorum. Evet. Zeytin çalısı. Burada da yine yerde bazı çiçeklerimi örttüm. Kimini kar örttü.
Ay, bozmak istemiyorum. O tarafa yürümeyeceğim. Şöyle bakın. Heuchera tarhım, moda botanik tarhım arkadaşlar şurada. Yeri bozmak istemiyorum, inanın. Bu güzelliği bozmak istemiyorum. Şu şekilde bazı çam ağaçlarım. Şöyle yoldan yürüyelim. Burası güney cephe, fazla kar durmadı bu tarafta. Herhalde korunaklı oldu. Pembe abutilon. Şuraya da çömelttirdim bazı çiçekleri de. Buraya böyle köşelere aldım. Bu begonvili çok merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım donar mı? Burada da turuncu, hardal rengi begonvilim. Bir kısmı yukarıda mecbur. Ama alttan sardım. Şöyle mineleri oraya odakladım. Yani şöyle bakın. Masa üzerine naylona uçmasın diye saksılar koydum, şeftali ağacı. Şöyle biraz yaklaşayım bakın. Harika görünüyor. Evet, bunu çok özlemiştik gerçekten. Yani hepsi bir rahmet, hepsi bir nimet bizler için. Hepsinin hikmeti var. Ama sorun nerede çıkıyor? Zamansız olduğu zaman. Yani o yüzden erik ağacım ne yaptı? Açıldı galiba naylonu. Artık kısmette varsa şu silüet gerçekten çok hoş. Şöyle bakın. Harun Bey'in çeliklediği yöntem, hani farklı bir yöntemle bardaklar da böyle. Evet, muşmul ağacı, filbahrim orada ve vişne ağaçları. Şemsiyem de bir başka güzel oldu ya. Kar topu. Şu palmiye hoş. Dallarını aşağıya eğdi ağırlıkla. İlginç bir görünüm aldı. Bergamot ağacım. Bu sene vermedi. Önceki yıl iki tane vermişti bergamot. Bu şekilde. Evet. Evet. Feijoa ne deniliyor? Kaymak ağacım arkadaşlar. O da o havaların etkisiyle çiçek açmaya başlamıştı, biliyor musunuz? Birkaç tane çiçeği vardı. Bahar sanıp, yani o şekilde. Şöyle bakın. Ve banklar bu şekilde. Şöyle sarmaşıklarda biriken karlar. Ne bulduysam örttüm arkadaşlar. Kasa, tencere, tava. Dermişim gibi tencere tava. Poligala'yı merak ediyorum arkadaşlar. Evet, Akdeniz iklim bitkisidir. Donar. Silkeleyeyim mi acaba, yoksa silkelemeyeyim mi? Kar korur mu? Bilemiyorum ki. Bunun arkasından da daha bir eksi olur. Bu gece sanırım. Bugün salı arkadaşlar. Çarşamba. Gün gecesi daha çok don olacak. Bu donarsa üzülürüm. Bu her daim çiçekli olan güzelliğim. Şöyle bakın. Bunlar da her daim çiçekli güzellik. Bu var ya, bu çok yaramaz ya. Bu çok yaramaz. O kadar yaramaz ki. Diğerleri daha bir akıllı. O yani gider öbürlerini karıştırır da şimdi her şeye maydanoz olacak ya. Hemen oradan. Kaydı herhalde. Dur şöyle çiçeğimi göstereyim. Evet, karlar arasında. Şöyle bakın. Evet, hepsi ayrı bir güzel. Gerçekten. Bu şekilde. Yani şöyle dışarı da çıkacağım. Dışarıdan nasıl gözüküyor onu da göstermek istiyorum. Balkon bahçem böyle. Şöyle bakın. Kar yağıyor yine. Mor yıldızım. Ah, mor yıldızım. İnşallah donmaz. O da hassas türlerdendir. Biraz yani birkaç yıl korunduktan sonra kökü sağlamlaştığı zaman donmayabiliyormuş ama bakalım bu kış gerçekten bir sınav vermiş olacaklar. Zaten iyi budamıştım. Zaten iyi ki de budadım. Budamasam zaten donacaktı o dalları. Hassas dalları. Bu yaramazlar da bu tarafa geldiler. Öbür tarafta kapı önünde onlara yer yapmıştım. Fakat başka kediler galiba orayı sahipleniyorlar. Bunlar da gelip kapı önünde, şey balkon önünde odaklanıyorlar. Orada yer yapmaya çalışıyorum. Evet, arabamız da kardan araba oldu. Şöyle
kayığımız böyle. Evet, bitkiler kapanınca onların harici olan şeylere odaklanmaya durduk. Onu fark ettim. Bu şekilde. Evet, her taraf kar. Şöyle bakalım. Kar, kuru bir kar. Kütür kütür. Evet, burada kelebek çalıları. Bahçedeydi bunlar. Mor ve beyaz. Buraya aldım onları. Bu sene ilk defa burada göreceğiz. Evet. Sarmaşık gülüm. Balkon bahçem. Evet. Bu şekilde arkadaşlar, böyle bir kardan beyaz bir video olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu hatıra olarak kalsın istiyorum böyle. Her zaman olmuyor. Sizler için belki çok anlamlı değil ama benim için anlamlı. Ama pamuk. Ah, dedim ya, şuna bak. Karları niye bozuyorsun? Karları kar oynuyor. Görüyor musunuz? Karlarla oynuyor. Pamuk. Bak 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 bak, koşuyor. Burada nergislerim vardı. Şurada gelin çiçeği sarmaşık olarak sarılı. Gerçekten hoş. Bu taraftan almadım. Kaymak ağacı. Şöyle. Evet, dedim ya, karlarla bir hatıra olsun. Şu altta da bir sarılı yerim var, sera gibi. Arkadaşlar diyor size bir sera lazım. Ama çiçekler çok. Her köşede sera vari bir şeyler yaptım zaten. Evet arkadaşlar, dünkü çekimleri izlediniz. Kar ilk tuttuğu zaman, ama bugün daha bir fazla kar tutmuş halde ve sakin bir durumda bahçenin genelini şöyle bir çekip öyle bitirmek istiyorum. Çünkü hatıra kalsın istiyorum. Şu şekilde bir balkondan çekim alıyorum. Kediler yine aşağıda. Aşağıdan da azıcık çekip bu şekilde sonlandıracağım. Şöyle balkon bahçenin haline bir bakalım. Evet, kızılcağı sardığım masa örtüsü o şekilde. Şöyle kelebek çalım kenarda, karları üzerinden gitmiş. Komşu çam dikti kenarlarına. Şöyle bakın. Evet, evin ön tarafından da şöyle zeytin ağacımı görüntülemek istedim. Böyle belki bir daha ne zaman olur belli değil. O yüzden şu şekilde komşuların tarafı. Evet, şöyle genel bir çekimle bitireceğim arkadaşlar. Dün anlatımla beraber video çekmiştik. Şöyle şu beyazlığı. Şöyle masanın silüeti de bir şekilde böyle oldu. Şöyle bakın bahçeye. Karlar harika görünüyor. Evet, poligalaya geldik. Bundan sonraki eksiler uzun sürerse donabilir, bilemeyeceğim, ama şu anda öyle bir emmare göremiyorum. İyi durumda gibi. İlginç. Kökü sağlam olduğu zaman mı böyle oluyor bilmiyorum, ama geçen serada, geçenki donlarda Hacı amcanın poligaları donmuştu. Poligalaları, süt otu. Evet, karlar üzerinde erimiş, ama şöyle bakın, kanepelerin böyle kremalı pasta tarzı olmuş. Onu bir görün. Kaymak ağacı. Harika bir kış görüntüsü. Evet, özlem duyduğumuz bir görüntü bu arkadaşlar. Burada. Şöyle bakın palmiye. Dün bayağı eğikti karlardan. Bir de şu agaveri'yi bakın istiyorum. Hoş görünüyor bence. Kenarları dikenli bir yukka türü agave. Sarı sabır da deniliyor. Bu da bir yuka. Bu şekilde bitirelim isterseniz artık. Karı çok seviyoruz, ayrılamıyorum. O yüzden böyle görüntü vereyim dedim, ama kediler de oynuyor. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler.
İnşallah nice kışlara erişmek dileğiyle böyle güzel karlı bembeyaz. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.